Aç millet burada, aç. Ya, millet aç. Ki. Koronavirüs salgını Türkiye'nin en büyük kurvaziyer limanı olan Kuşadası'nda liman esnafını fena vurdu. Salgın nedeniyle yolcu gemilerinin seferlerini iptal etmesi esnafı iflasın eşiğine getirdi. Gemiden inen turistin uğrak yeri olan Grand Bazar ve Orient Bazar çarşılarında kepenkler kapalı. Dünyaca ünlü liman ve çevresi şimdi hayalet şehri andırıyor. Ha bugün ha yarın öyle gidiyoruz yani. Devletten bir fayda yok bu konuda. Dükkanlar kapalı. Hiçbir şey yok ki. Destek mi istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ya da turizme yönelik. Destek verebilir. Avrupa ne yapıyorsa, Amerika ne yapıyorsa aynısını yapsın. İlk önce komşularıyla arasını düzeltecek. Nasıl gelecek turist? Siz olsanız gelir misiniz? 20-25 gündür siftah yok. Diğer komşularım da aynı. Devletin verdiği 25 bin lirayla falan da yürümez bu iş yani. Çünkü insanlar 8 aydır çalışmıyor. O 2 sene çok büyük zarar ettik darbe zamanı. Darbe döneminden daha kötü bir vaziyetteyiz şu an. Yani dip yapmış durumda. Körfez krizinde de dahil böyle bir sezon görmedim şimdiye kadar. Vallahi %80 civarında bir kaybımız var rahatlıkla. Fazlası var, eksiği yok. Aylardır siftah yapamayan esnafın borç yükü her geçen gün artıyor. Krediyi erteleyenler ve devlet desteği alanlar da nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyor. 1990'dan beri kuyumculuk sektörü içerisindeyim. Bu yıl gibi hiçbir yıl olmadı yani. Geçen seneki yaptığımız işin %90'ı oranında düşüş var. Bırakın kirayı, kiranın da onda birini iş yapmamışız yani. Kullandığımız kredileri 3 ay ertelemeyle olmuyor. Ekonomi de bitti yani, biz de bittik. Turist gelecekse kaliteli turist gelmesi gerekiyor. Düşün 6 aydır şu dükkan kapalı. Mülk sahipleri kira talep ediyor. Daha ben dükkana kilit vermedim. Benden 100 milyar kira parası istiyor. Yani 25 milyar kredi vererek hiçbir şeyi halledemez. Şimdi burası sezonluk. 3 ay sonra burası kapanacak. Bunu da ödemesi gelecek. 1 lira gelir olmayan taksitini nasıl ödeyebilir? Borçla borcu kapatamaz. Yani hibe yapacak. Sosyal devlet budur zaten yani. Aylık ciro nereden bakarsan 50 milyar olsa sana 300 milyar zararım var. Her ay daha kötüye gidiyor. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne de tepki var. Biz ne devletten ne yerel yönetimlerden herhangi bir destek görmedik. Ne vergilerimiz, ne stopajlarımız, ne faturalarımız, hiçbir şey durdurulmuyor. Şu anda esnafın herhalde %70'i dükkanları kapalı. 3 ay sadece kira almamakla bu iş çözülmez. Yurt dışından kaliteli turist gelmediği sürece bizim kiralar çıkmaz. Şu anda ben dükkanımın elektriğini açamıyorum. Eğer belediye ben Şubat'ta gene kiranın %50'sini alırım derse ben kepek indiririm. Ben duramam. Çoğu arkadaşlar da yapamaz burada. Bizler yok olursak burada yazık günah olur. Turistik taksi duraklarında taksiciler de yolcu bulamıyor. Bir dokunan bin ah işitiyor. Devlet desteğinden ben faydalandım ama bir de bunun ödemesi var. Nasıl ödeyeceğiz şimdi geri? İş yok. Geliyoruz 3 günde bir geliyoruz buraya çalışıyoruz. Kazanamıyoruz. Aydın Büyükşehir bile ruhsat paralarını kimilerinden kuruşu kuruşuna aldı. Ya dedik tam pandemi sürecinde. Yani böyle bir sıkıntı var. Erteleyelim, ertelemedi bile. Dolmuşlarda kaldırılan yolcu kısıtlamasının taksicilerden de kaldırılmasını istiyorlar. 3 kişiden daha fazla alamıyoruz. Aileleri birbirinden ayırıp ayrı ayrı taşıyamayacağımız için bu sefer de dolmuşa binmeye başlıyorlar. Onlara binmesinler diye bir sözüm yok. Bir uygulama varsa aynı şekilde biz de yolcularımızı taşıyabilmeliyiz. Bölge esnafı kurvaziyer gemilerin yeniden gelmesi için acil önlem alınmasını, turizm sektöründe esnafa yönelik desteğin arttırılmasını istiyor. Krediler vardı ya, onlardan ben göremedim. Dolayısıyla devlet bana bugüne kadar 5 tane maske, bir şişe de kolonya verdi.